Nasıl ki? On est populaire. Benim ismim Ethem Kökçü. Denizli'den çıktık, Denizli'de oturuyoruz. İşte tatile geldik bir aylık. 4 haftalık diyelim daha doğrusu. İşte geri dönüş başladı, izin bitti, tatil bitti. Güzel geçti, iyi geçti. Yolculuk işte biraz hepimiz aynı anda çıktığımız için. Pazartesi işbaşı var, okullar açılacak Fransa'da. O yüzden böyle biraz kalabalık var yani. Peki kaç kilometrede girdiniz, ne kadar sürer geçmeniz? Herhalde tahminen 3-4 saatte geçeriz herhalde. İşte 1,5-2 saattir bekliyoruz burada. Herhalde 3-4 saat biter, oradan sonra da gider ya, şey olur yani. Bulgar gümrüğü var biraz, orada zorluk çıkarıyor işte. Onu bekliyoruz, bakalım. Hüzün var mı ana vatandan ayrılırken? Olmaz mı ya, olmaz mı ya? Biz vatanımızı çok seviyoruz zaten. Yani onun için her sene de geliyoruz. Yani öyle, keşke burada durabilsek. Öyle zor. Yani gurbetçilik zor ama tabii üzülüyoruz ya, giderken zor oluyor. Ben Almanya'ya gidiyorum. Adım Kadir Ali Kiraz. Gördüğünüz gibi böyle bekliyoruz işte. Her sene geliyor muyuz? Her sene değil. 2 senede bir, bazen 4 senede bir. Ama geliyoruz yani. Çoğu zaman arabayla geliyoruz yani. Peki araçla gelmenizin sebebi nedir acaba? Araçla gelmek hem Türkiye'de araç lazım oluyor. Hem tabii ki biraz kalabalık aile olduğu zaman maddi yönden de tabii ki fark ediyor bayağı bir. Onun için arabayı tercih ediyoruz ama böyle olacağını bilseydim kesinlikle gelmezdim yani, uçakla gelirdim. Peki kaç kilometre şu anda, ne kadar beklersiniz? Şu anda 5-5,5 kilometre var diyorlar, bilmiyorum. Biz bayağı bir 2 saat oldu bekleyelim. Bakalım kaç saat bekleyeceğiz. Bir burukluk var mı, üzüm var mı? Üzüm tabii, geri dönüş mutlaka. Memlekete giderken kuyrukta beklemek bile yani biraz yine teselli oluyor, veriyor da memleket. Ama geri dönüş yani anlatmaya gerek yok. Bir buçuk saat oldu mu? Oldu. Bir buçuk saat ne oldu? 2 saate yakın yani. Bir de ne kadar kaldı bilmiyorum. Ön tarafta yani. Arabayla gelmenizin bir sebebi var mı? Niye uçak tercih edilmiyor? Gelirken çoluk çocuk geldi. 4 kişiydik. İyiydi. Bir de burada araba lazım var. İşte o var. Türkiye'yi çok seviyorum. Sıcaktan bunaldık biraz herhalde. Hem de nasıl? Şartlardan bunaldık. Yani buraya bir tuvalet koysalar. Tabii insanların ihtiyacı var yaşamak için yani, o kadar insanlar var. Oturmaları lazım. Hani çabuk geçelim. Çabuk olsun işlemler.
Bunu bekliyoruz ama onların da elinde değil aslında. Çünkü herkes arabayla gelip gidince onları da hani onları da biz kendi yerimize koydukça onlar da kendince haklı. Çünkü yetişemezler. Çok kişi var ama biraz hızlandırmak da iyi olur yani. Ama reisimiz de bir görsün bizi, şu rezilliğimizi. Sen bunu bir izah et reisimize. Nasıl olacak bu işte? Biz gurbetçiyiz. Elin Bulgar'ı bizi böyle süründürüyor.